Futbolun bir hayat şekli olarak kabul edildiği Brezilya'da Dünya Futbol Şampiyonası şaşırtıcı bir şekilde tartışmaların odak noktası oldu. Brezilyalılar temel hizmetlerden yoksun kalıp da bu organizasyon için tonlarca para harcanmasını hazmedemiyor. Ellerde yolsuzluklara son, FIFA sayesinde hastaneler ve okullar istiyoruz yazan afişler taşınıyor. Aşırı fiyatlar, ağır vergiler, sağlık sorunları ve hastaneler, bunlar çok ciddi sorunlar. Halk çok düşük bir maaşla emekli oluyor. Bu yüzden de ulaşımı, hastaneyi, kreş ve okulları ödeyemiyor. Her şey belediye otobüs biletlerine zam yapılmasıyla başladı. São Paulo'daki %7'lik zam tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Dünya Kupası için dev projelere başlanmasıyla büyüyen faturalar bardağa taşıran son damla oldu. Dünya Kupası'nın ülkeye maliyetinin 11 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Fakat rakamın 2014'te artması söz konusu. Bu miktar her vatandaşın cebinden 57 euro çıkması demek. Devlet bütçede 10.59 milyar euroluk kesintiye gideceğini fakat bu kesintinin temel hizmetleri etkilemeyeceğini garantiliyor. Bu da Brezilyalıların gündelik hayatta yaşadıkları eğitim, sağlık ve barınak gibi sorunların daha da kötüleşmemesi demek. Ülkedeki zenginleşmeye ve kalkınmaya rağmen orta sınıf ve yoksul kesim sorunlardan kurtulabilmiş değil. Sağlık hizmeti hala çok pahalı, devlet hastaneleri ve okullar yetersiz. İşsizlik dizginlenmiş gibi de olsa asgari gelir 244, ortalama maaşsa 454 euroda bulunuyor. Enflasyon hala çok yüksek. Kalkınma ise diğer Asya ülkelerine oranla çok zayıf. Bugün çoğunluğunu eğitimli gençlerin oluşturduğu göstericilerin temel isteği ülke zenginliklerinin eşit paylaşılması. Diğer bir istek de kupadan elde edilecek turizm gelirlerinin onlara da ulaşması.